Merhaba arkadaşlar, Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere irmik ile çok farklı bir tatlı tarifi ile geldim. Daha önce bu şekilde denememiştim. Kesinlikle bu şekilde de denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca bisküvili kısmında yağ kullanmadım arkadaşlar. Portakal suyu kullandım. Bu da yağ sevmeyenler ve kullanmak istemeyenler için ayrı bir alternatif olabilir diye düşünüyorum. Keşke daha öncekilerde de yağ kullanmasaydım da bu şekilde meyve suyu kullansaydım diye düşündüm. Bundan sonraki tariflerimde bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Artık isterseniz tarifimizin yapımına geçelim. 1,5 paket sade bisküvilerimi rondodan çekip karıştırma kabımın içerisine aldım. Yaklaşık 150 ml kadar sıkmış olduğum portakal suyumu içerisine ekliyorum ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Portakal suyu kesinlikle çok güzel bir tat katıyor arkadaşlar. Yağ yerine bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer portakal suyunuz yoksa farklı meyve suları ile de deneyebilirsiniz. Bu şekilde 26 santimlik kelepçeli kalıp kullandım. Bisküvili karışımımı kalıbımın alt kısmına döküyorum ve üzerine bastırarak bisküvilerimi sıkıştırıyorum. Bu şekilde bir kalıbınız yoksa borcamda da hazırlayabilirsiniz. Üzerine bastırarak iyice sıkıştırıyoruz. Daha sonra buzdolabımıza koyalım. İrmikli muhallebimizi hazırlayıncaya kadar buzdolabımıza bekletelim. İrmikli muhallebisi için tenceremizin içerisine 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı irmiğimizi alalım. Kuru malzemelerimizi iyice karıştıralım. İçerisine 1 litre sütümüzü ilave edelim. Sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirelim. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine 1 paket şekerli vanilyamızı ilave edelim ve karıştıralım. İrmikli muhallebiler kaynamaya başladığı andan itibaren koyulaşmıyor arkadaşlar. Bunun için 4-5 dakika daha kaynatmamız gerekiyor. İrmikli muhallebimi hazırladım. Sıcak şeklinde bisküvimin üzerine döküyorum. Ve ılıması için bir kenara alıyorum. Ildıktan sonra buzdolabınıza koyarak en az yarım saat kadar dinlendirebilirsiniz. Tatlımı dinlendirdim. Etrafındaki kelepçeyi çıkartıyorum ve dilimliyorum. Tatlımı ben bu şekilde dilimlere ayırdım. Önce dilimlere ayırıp daha sonra süslemeyi tercih ettim. Sizler üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Tatlımın üzerini önce hindistan cevizi ve bu şekilde antep fıstığı ile süslemiştim. Daha sonra fikrimi değiştirdim arkadaşlar. Hindistan cevizimin içerisine kakao karıştırdım ve bu şekilde süsledim. Hindistan cevizi ile kakaoyu karıştırarak bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Ama isterseniz sadece hindistan cevizi olarak da süsleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış, dilediğiniz şekilde tatlınızın üzerine süsleyebilirsiniz. İrmik ile yapılan tavsiye edeceğim en güzel tatlılardan bir tanesi diyebilirim. İlk defa denedim ben de arkadaşlar bu şekilde. Özellikle portakal suyu bu tatlıya çok lezzet kattı arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye edebileceğim tatlılardan. Tam tutan bir tarif. Gönül rahatla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak
ve bizi Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Instagram sayfamda da aktif olarak tariflerimi paylaşıyorum. Bizleri oradan da destekleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olup zil sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer tariflerimizi beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı unutmayın.